İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Türkiye'nin gündemi başladı. Saat 21. 23.15'e kadar gideceğimiz Türkiye'nin gündeminde ilk stüdyo konuğumuz CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl. Hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Türkiye'nin gündemi deyince akla bir süredir Türkiye'nin gündemi olarak önümüze konulan referandum geliyor. Evet. Anayasa değişikliği bağlantılı. Mitingler düzenleniyor, salon toplantıları, siyasiler kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Niçin evet ya da hayır diyeceğiz bu referandumda diye. 18 madde üzerinden önümüze getirilen bu anayasa değişikliği madde başlıklarıyla beraber düşünüldüğünde yüzlerce madde olarak aslında karşımıza çıkıyor. Evet. Yani sadece 18 madde değil ve bunu salt anayasa değişikliği teklifi gibi düşünmek de yanlış. Biz de inanıyoruz ki Türkiye'de bir rejim değişikliğine yol açacak anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız. Evet ya da hayır derken bütün bunları düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi sizinle de bunları konuşacağız. Evet, Cumhurbaşkanı'nın bugün bir açıklaması vardı. O açıklamadan bir cümleyi alacağım efendim. Diyor ki, değişiklik konusunda yalan yanlış birçok şey söyleniyor. Bu 18 maddenin neyine karşısın, neden karşısın onu söyle diyor. Evet. Efendim bu 18 maddenin neyine karşısınız? Peki. Önce şunu ifade edeyim. Günlerdir miting meydanlarında bizi yalancılıkla suçlayanların kullandıkları argümanların tamamı ve bu referandum sürecinde referandumla ilgili ortaya koydukları hiçbir husus gerçeği yansıtmıyor. Ve bugün billboardlarda da boy boy asılan o sloganımsı söylemlerin hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığı da gün gibi açık. İzler misiniz efendim? Şimdi ben o AKP'nin anayasa değişikliğinde evet tarafında bulunarak bu anayasa değişikliği ile ilgili halkımızı bilgilendirmek amacı bütün billboardları kiralamışlar. Oralarda Türkiye genelinde ilana çıktılar. Evet, evet. Şu başlıklarda işte 12-13 başlıkta anayasa değişikliğini anlatıyorlar vatandaşlara. Diyorlar ki evet verin. Evet. Böyle olacak evet verin. Bunlardan bir tanesi isterseniz görüşlerinizi alarak gidelim. Bağımsız ve tarafsız yargı, tarafsızlık anayasa hükmü oluyor diyor AKP. Evet. Şimdi birinci maddesinde bu değişikliğin birinci maddesinde bağımsız kelimesinin yanına yargı tarafsızdır kelimesi ilave edildi. Bunun hiçbir doğru tarafı yok. Siz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin yarıdan fazlasını tek kişinin atamasının önünü açacaksınız. Siz Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük bir çoğunluğunu tek kişinin atamasının önünü açacaksınız. Ve bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun atayacağı bütün hakim ve savcılarının tarafsız olmasının, bağımsız olmasının önünü tıkacaksınız. Sonra da bir kelime ilave edip Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsız olacak diye bir gerçeği yansıtmayan, sadece çocukların güleceği bir yaklaşımla billboardları süsleyeceksiniz. Asla böyle bir şey yok. Zaten şu anda fiili bir durum var. Şu anda zaten yargı adeta belli bir güç tarafından teslim alınmış durumda. Oraya o kelimenin ilave edilmesi hiçbir anlam taşımıyor. Bu değişiklik geçtiği takdirde HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin tek elden tespit edilmesi, atanmış olması bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmenin tümüyle önünü kapatacaktır. Artık zaten ciddi bir olumsuzluğun yaşandığı yargı süreci daha da kötü bir noktaya gelecek. O tek kişinin atadığı tarafkir savcı ve hakimlerin alacağı kararlar da mutlaka atanan kişinin emri doğrultusunda biçimlenecek ve artık daha bağımsız ve tarafsız yargıdan söz etmek asla mümkün olmayacak. Peki diğer başlığa geçelim. Güçlü meclis vurgusu yapıyor AKP. Evet. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Temsilde adalet geliyor. Evet. Sayısal olarak güçlü kılıyorlar. 550'yi 600'e çıkarıyorlar. Evet. Sayı olarak güçlü ama nitelik olarak güçlülükten bahsetmek mümkün mü? Meclisin içini boşaltacaksınız. Meclisin elini kolunu bağlayacaksınız. İşlevsiz bir parlamento haline dönüştüreceksiniz.
sonra da güçlü meclis isteyeceksiniz. Yani böyle bir şey asla söz konusu değil. Yani güç sayıda yetkileri, değil tabii, sonucunda. Denetim mekanizmasının ortadan kalktığı, milletvekillerinin hükümette yer almadığı, bakan atandığında milletvekilinin sona erdiği bir parlamentoda nasıl güçlü meclisten bahsedebilirsiniz? Yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayan bir zihniyet, yasama yetkilerini tek kişinin elinde toplayan bir zihniyet meclisi güçlü kılabilir mi? Bu yasa, bu anayasa değişikliği hayata geçtiğinde meclis tümüyle işlevsiz hale gelecektir. Bu sadece bir aldatmaca, vatandaşın gözünü boyayan, billboardlara baktığınızda işte albenisi olan bir slogan olarak orada yerini alıyor. Peki bir de ilginç bir başlık var. Seçimde 5 yılda bir yapılıyor diye Cumhurbaşkanı da meclisi de millet seçiyor diye öne çıkarttıkları bir başlık var. Onunla ilgili görüşlerinizi de alalım. Daha önce seçimler 5 yıldan 5 yıla yapılıyordu. AKP onu 4 yıla indirdi. Şimdi yeniden 5 yıla çıkarıyor. 5 yıla çıkmasının pratik bir yararının olması için güçlü bir parlamentonun olması lazım. Parlamenter demokratik sisteminin çok işlevsel hale getirilmesi lazım ki 5 yılın bir anlamı olsun. Şimdi sadece süreyi uzatmak adına böyle bir düzenleme yapıyorlar. Hı hı. Meclisin içini boşaltacaksınız. 5 yıl çalışma olanağı sağlıyoruz diyeceksiniz. Bunun da hiçbir geçerli yanı yok. Peki milletin iktidarı vurgusu var. Millet güven oyunu sandıkta veriyor. Şimdi hükümet kurulduğunda ki bu eğer geçerse anayasa değişikliği saray hükümeti olacak. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aday olacağını ve seçileceğini varsayarak bütün vurgular yapılıyor. Hı-hı. Çünkü işte Cumhurbaşkanı'nın seçeceği bir kuracağı bir hükümette başbakanın olduğu parlamenter sistemdeki hükümet gibi bir güven oylaması yapılmayacak mecliste. Evet. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı seçtiğinizde ona o yetkiyi de vermiş olacaksınız. O istediği kişilerle hükümetini kuracak. Bakanlar kurulu olmayacak ki güven oyu. O hükümet güven oyunu işte Cumhurbaşkanı aldığında ona verilmiş kabul ediyor ve o vurguyu öne çıkarıyor. Evet. Billboardlarda AKP bu konudaki düşüncelerimizi evet. alalım. Şimdi zaten bakanlar dışarıdan atanacak. Başkan yardımcıları dışarıdan atanacak ve bakanlar kurulu olmayacak. Sadece o tek kişinin görevlendirdiği bakanlar ki istediği zaman görevden el çektirebilecek talimatla bir görev ifade edecekler. Bir memur statüsünde olacaklar. O tek kişinin bir bürokratı olacak. O açıdan parlamentodan gitmeyen bir bakan, güven oyu almamış bir bakan, sorun önergesinin sorulmadığı bir bakan, gen sorunun verilmediği bir bakanın olmadığı bir ortamda sadece kağıt üzerinde bakanlar olacak. Bütün işleyiş o tek kişiyle bakan arasındaki emir komuta zinciri içerisinde gidecek. Onun ötesinde bir şey yok. Peki yine bir vurgusu var. AKP'nin diyor ki meclis hükümeti denetliyor. Milletin seçtiği meclis. Öyle bir denetim mekanizması gördünüz mü? Var olan denetim mekanizması da ortadan kaldırılıyor. Yani sadece bu seçmeni yanıltmak adına kullanılan sözler. Böyle bir denetim mekanizması yok. Şu andaki parlamentoda iyi kötü işleyen bir denetim mekanizması var. O da sonlandırılıyor. Ama sadece seçmeni yanıltmak adına, seçmene bizim söylediğimiz gerçekleri çarpıtmak adına işte sarf edilen sözler bunlar. Peki yine önemli bir başlık. Güçlü ve yetkili meclis vurgusu yapılmış. Kanunları sadece meclis yapıyor diyor. Kanunları sadece meclis mi yapacak bu değişiklik hayata geçerse? Şimdi kararname çıkartma yetkisi olan bir başkanın kanun hükmünde kararname istediği anda çıkarabilecek yetkide olan bir başkanın böyle bir gücü varken parlamentoda nasıl kanun çıkaracak, hangi anlamda kanun çıkaracaklar? Tamamen kendisi düzenleyecek kanunları kararname hükmünde çıkarıp işleme koyacak. O açıdan bu bizim başından beri söylediğimiz meclis işlevsiz hale getiriliyor, pekiştiren bir olay. Meclisin çalışma alanları müthiş bir şekilde daraltılıyor. İşlevsiz, anlamsız bir parlamentoya dönüşüyor. O açıdan zaten başkanın şimdi olağanüstü hal yasasında olduğu gibi kararname çıkarma yetkisi var. Ve olağanüstü hal yasasında olduğu gibi kararnamelerle ülke yönetilecek. Meclisin kanun çıkarma belki formalite kıyısından köşesinden 3-5 iş olsun gibi bir şeyler verilir. Örneğin uluslararası anlaşmalar gibi. Ama asıl önemli olan ciddi konularda kararname ile bu kanun çıkarma yetkisini de tamamen o tek kişi elinde toplayacak.
Peki yargının sivilleşmesi başlığı var. Sivil ve askeri yargı birleşiyor. Askeri yargı tamamen ortadan kaldırılıyor aslında. Sivil askeri yargı birleşmiyor. Bir ihtisas mahkemesi özelliği taşıyan askeri evet. yargıyı tamamen kaldırıyorlar ortadan. Bu askeri yargı ile ilgili 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir komisyon marifetiyle 6-7 maddelik bir düzenleme yapıldı. Zaten o düzenleme içerisinde bu askeri yargı ile ilgili geniş bir düzenleme yapılmıştı. Ama o gündeme getirilmediği için öylece kaldı. Yoksa biz bu konuda askeri yargının düzenlenmesiyle ilgili görüşlerimiz bu konuda olumluydu. O paketin içerisinde zaten bu maddeler vardı. Bir de çok ilginç bir başlık var. Sıkı yönetim uygulaması son buluyor diye. Yani bu anayasayla. Fakat biliyoruz ki OHAL ilan etme yetkisi veriliyor Cumhurbaşkanı'na 6 evet. aylığına. Bunu da 4'er aylık dilimlerle uzatma yetkisi var. Evet. Yani uzayıp giden bir OHAL süreci yetkisiyle donanacak Cumhurbaşkanı bu referandumda evet. Bu süre zarfında zaten olağanüstü hal nedeniyle uzatılıp duruluyor. 15-20 günde bir kanun hükmünde kararname çıkarılıyor. O kararnamelerle ülke yönetiliyor. O tek kişinin başkan olacak kişinin kararname çıkarma yetkisi var. O hal kapsamında ülkeyi yönetecek. Yani şu anda sıkı yönetim uygulamasının son buluyor. Öyle bir durum var ki şu anda başlığı, sıkı yönetimden daha farklı, daha baskıcı bir dönem yaşıyoruz. İnsanların en ufak bir şekilde muhalefet etme şansı yok. Vatandaşların kendi düşüncelerini özgürce ifade etme şansı yok. Baskının alabildiğinde yoğunlaştığı bir dönemde sıkı yönetimden bahsetmenin bir anlamı yok ki. Sıkı yönetimden daha kötü koşullarda şu anda Türkiye içinde bulunduğu koşullar çok daha kötü. Bir de bunu siz yasalaştırırsanız bunu artık tek kişinin uzun soluklu bir şekilde o hali uzatmaya gerek kalmadan kararnamelere götüreceği aşikar. Şimdi belli dönemler, belli dilimlerle o hal uzatılıyor ama bu yetkiyle donatıldığında o kişi, başkan, cumhurbaşkanı zaten otomatik olarak kararname çıkaracağı için sürekli bir o hal durumu söz konusu olacak. Hı hı. Ama der ki AKP yetkili ve sorumlu cumhurbaşkanı geliyor bu değişiklikte. Evet. Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk geliyor. Hı hı. Şimdiki cumhurbaşkanı yetkili ve sorumsuz. Dolayısıyla bunu tersini çeviriyoruz diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Vallahi hangi birini çürütelim? Hepsi zaten bu maddelerin tamamı sorunlu maddeler. Biz bu maddelerin tamamı ile ilgili çok net bir görüş ifade ediyoruz. Ama bizim bu maddelerle ilgili söylediklerimizi çürütebilecek hiçbir argümanları yok. Sadece çıkıp işte iftirayla Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırarak farklı bir takım uygulamaları devreye sokarak zevahiri kurtarmaya çalışıyorlar. Bir de parlamento aritmetiği dikkate alındığında yani bugünden yola çıksak bile öyle bir kademeli cezai sisteme tabii. giden yol açılmış ki neredeyse imkansız. Yüce Divan'a sevk edilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Düşünün bir cumhurbaşkanı, partili bir cumhurbaşkanı, parlamentoda kendi grubunun şekillenmesinde etkili olan bir cumhurbaşkanının 400 oyla Yüce Divan'ı sevkinin mümkün olması asla söz konusu değil. Diğer muhalif partiler bir araya gelseler dahi bu çok güç. Çok güç. Kaldı ki soruşturmanın açılması için de 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Tabii önce komisyon kurulacak, ondan sonra soruşturma açılacak. Üçlü bir bariyer var. Yüce Divan'a gidecek, evet. Yüce Divan'a gitti diyelim. HSYK'ya olduğu gibi hakim olan bir cumhurbaşkanı kendi atadığı yargının önü açılacak. Mümkün yargılayacak. Yani nereden baksanız yetkili ve sorumlu sadece cumhurbaşkanı değil, yetkili ve sorumsuz cumhurbaşkanı. Sadece cumhurbaşkanı ile ilgili değil. Aynı zırha, aynı koruma zırhına seçimle iş başına gelmeyen cumhurbaşkanının atadığı başkan yardımcıları ve bakanlar da bürünüyor. Onların da görev süreleri içerisinde herhangi bir şekilde bir olumsuz icraatlarının yargılanmaları ya da işte yargıya başvurmaları anca bahsettiğimiz parlamentodaki bu milletvekili sayısının vereceği oylarla mümkün. Yani sadece bu zırh cumhurbaşkanına yönelik oluşturulmuyor.
atamayla gelen başkan yardımcıları ve bakanlar için de geçerli. Böylesi bir anayasa değişikliği söz konusu. Biz bunları söylediğimizde, bunları kamuoyuyla paylaştığımızda açığa düşüyorlar, hırçınlaşıyorlar, gerginleşiyorlar, saldırgan bir üslup kullanmaya başlıyorlar. Evet, bir kişinin fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçiliyor diye müjdeli bir haber veriyor. Evet. Yani buradan yola çıkarsak görev süresi en fazla 10 yıl olacak gibi görünüyor. Yok, ama meclisi ama... feshetme yetkisi var. Meclisi fesheder. Yeni bir seçimde o iki dönemin sonu gelmeden yeniden aday olabilir. Evet, onu koymuşlar. Tabii tabii. İki dönemi... her iki dönemin sonunda diyelim ki 9,5 yıl oldu. Cumhurbaşkanı dedi ki görevdeki ben seçime gidiyorum. Meclisi de feshettim. Kendi görevim de düştü. Seçime gidiyor. Hadi evet. Seçime. Tabii bir 5 yıl daha. Bir 5 yıl daha. Sonra evet. O 5 yılın bitimine yakın bir daha. Evet. Ama böyle ilerleyen gidebilir. Böyle gider evet. Ne güzel. Yani görev süresi 10 yıl değil. Evet. Peki evet. Çift başlılık ortadan kalkıyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı makamı birleşiyor diyor. AKP ve bunu güzel bir şey gibi kamuoyunun önüne sunuyor. Hı hı. Efendim başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamı birleşip başbakanın ve cumhurbaşkanının bütün yetkileri tek bir kişiyle birleşirse iyi midir kötü müdür? Vallahi şunu söyleyeyim, yani teklik Allah'a mahsus. Tek kişinin bu kadar yetkiyle donatılmasının sonuçlarının iyi olduğu hiçbir örnek yok. Dünyadaki bütün gelişmeleri, bütün ülkelerin yönetimlerini incelediğimizde bir ülke söz konusu değil ki böyle tekli anlayışla, böyle totaliter bir anlayışla yönetilsin, o ülke refaha kavuşsun, o ülkede sorun olmasın. Asla böyle bir şey yok. Şimdi çift başlılık ortadan kalkıyor dönüyor da 15 yıldır Allah aşkına bu ülkede çift başlılık mı var? Fiili durum var zaten. Zaten bu ülkeyi uzun süredir tekli bir anlayış yönetiyor. Ve partili bir anlayış. Partili bir anlayış yönetiyor ve Cumhurbaşkanı seçimin öncesinde ben diğer cumhurbaşkanlarından farklı olacağım diye de açık açık niyetini de belli etti. Ben partili cumhurbaşkanı olacağım. Kağıt üzerinde yazılmasa dahi zaten şu anda partili, partizanca davranan bir cumhurbaşkanı var. O açıdan çift başlığı ortadan kaldırıyoruz demenin hiçbir esprisi yok. Peki şimdi siz bütün bu süreçte vatandaşlarla bir araya giriyorsunuz, Türkiye'nin evet. Her tarafındasınız. Dokunuyorsunuz insanlara ve anlatıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir seçim değil, siyasi parti seçimi değil. Evet, aslında değil. Bu seçim ama çok önemli bir seçim, Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir seçim. Bu kampanya sürecinde işte biz bir gazeteci olarak... görüyoruz, bize gelen şikayetlerden biliyoruz. Ajansların geçtiği haberler oluyor. Hani evet kampanyaları biraz daha ferah ferah sürdürülüyor da hayır diyenlere kimi sıkıntılar çıkıyor. Evet. Sizin tanık olduklarınız ya da olmadığınız haldeki teşkilatlardan sorumlusunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin her noktasına ulaşabiliyorsunuz ve bilgi sahibisiniz. Ne tür bir kampanya süreci? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu zaman zarfı içerisinde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bizim tespit ettiğimiz somut 140 olay gerçekleşti. Engellemeye dönük kampanya. Hayır kampanyası yürüten arkadaşlara yönelik 140 olay tespit ettik. Şiddete, baskıya, saldırıya yönelik 140 olay. Silahlı saldırılar oldu. Bıçakla bazı arkadaşlar yaralandı. Bizim propaganda yapan kadın arkadaşlarımız saldırıya uğradılar. Ellerindeki o bildirileri, materyalleri alıp yırtıldı. Çok galiz küfürlere maruz kaldılar. 140'a yakın böyle olay tespit ettik. Şu ana kadar gözaltına alınan, hayır kampanyası yürütüp de gözaltına alanların sayısı 117'yi geçti. Bir tane evet kampanyası yapıp da böyle bir saldırıya, şiddete, baskıya maruz kalan tek bir olay yok. Bu kadar büyük çapta olay söz konusu, inanın Rahim Bey, bundan önceki seçimleri de yaşadık ama hiçbir seçimde bu kadar şiddet, bu kadar baskının dozajı artmış değildi. Farklı bir baskı söz konusu. Hiç kimse özgürce düşüncesini ifade edemiyor. Hayır kampanyası yürütenlerin salonları iptal ediliyor. Saldırıya uğruyorlar. Salonlara gidip basıyor belli gruplar. Konuşmaları engelleniyor. O kadar farklı uygulamalar, şiddet uygulanıyor ki çok değişik
çok farklı yöntemlerle hayır kampanyası yürütenlerin o çalışmayı yapmaları engelleniyor. Tabii bunun çok temel bir nedeni var. O da şudur. Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı o araştırmalar kendi açısından işlerinin kolay olmadığını gösteriyor. Gerginleşmeleri, saldırgan bir tutum izlemeleri, şiddetin dozunu arttırmalarının temel nedeni budur. İşler onlar açısından iyi gitmediği için, çok yaygın bir şekilde hayra yönelim olduğu için ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi ile diğer yandaş gruplar böyle saldırgan bir üslup kullanıyorlar. Yaptıkları bu saldırganlığın iki temel nedeni var. Bir tanesi bizim çok sakin, o tartışma ortamına girmeden, gerginlik yaratmadan, onların kavgaya çekmek istedikleri o koşullara fırsat vermeden götürmemiz onları daha da hırçınlaştırıyor. İstiyorlar ki gergin bir ortam olsun, karşılıklı bir polemik içine girelim, buradan nemalansınlar ve bir konsolide etme durumu söz konusu olsun tabanlarını. Biz buna prim vermiyoruz. Asla böyle bir anlayışla çalışma yürütmüyoruz. Bu daha da hırçınlaştırıyor. Bir de bahsettiğim o araştırma sonuçları farklı çıkınca, onlar açısından olumsuz çıkınca onların sertleşmeleri daha da artıyor. Ama ne olursa olsun biz bu süreyi çok sakin, asla gerginliğe meydan vermeden, o kavga ortamına girmeden sürdüreceğiz. Bu tavrımızdan asla geri adım atmayacağız. Ama maalesef her geçen gün Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yeni saldırı, yeni şiddete maruz kalan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunu soğukkanlılıkla geçireceğiz. Arkadaşlarımızı her fırsatta sakin olmalarını telkin ediyoruz. Şu ana kadar da hiçbir olaya hiçbir arkadaşımız karışmadı. Bütün saldırılarına rağmen çok sakin götürüyoruz. Böyle de devam ettireceğiz. Tabii bu saldırının ve şiddetin nedenlerinden bir tanesi de kullanılan üslup, dil. Biz asla evet kampanyası yürütenleri hedef almıyoruz. Asla onlara farklı bir muamele yapma ihtiyacı hissetmiyoruz. Çünkü evet oyu kullanan vatandaşlarımız da bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Hiçbir şekilde onları ötekileştirmeyen, ötelemeyen, ayrıştırmayan bir dil kullanıyoruz. Ama hayırla ilgili ya da hayır oyu vereceklerini açıklayanlara biliyorsunuz terörist damgası dahi vuruldu. Şimdi bunun çok yanlış olduğunu dün başbakan bir konuşmasında da ifade etti. Asla hayır oy kullananlara biz terörist demiyoruz ama bir defa o sözcük kullanıldı. Zaman zaman mitinglerde ve tekrarlandı da defalarca tekrarlandı. Yani. Yani gerçek niyetlerinin hayır kampanyasına yönelik farklı olduğunu kendi ifadelere zaten açıkladılar. Peki bu 15 yıllık AKP iktidarının yaptıkları dikkate alındığında bundan sonraki süreç için niye kendilerine bu kadar hayati bir değişiklikle rejimi değiştirmeye dönük evet. bir çabanın içinde görüyorsunuz? Sizin düşünceniz nedir? Niye ihtiyaç hissetti AKP? Şimdi başından beri bu rejim değişikliği onların kafalarının arkasına yazdıkları bir düşünceydi. Bir hesaplaşmanın peşindeler. Hesaplaşmak istedikleri cumhuriyet. Hesaplaşmak istedikleri parlamenter demokratik sistem. Hesaplaşmak istedikleri bu ülkeye büyük bedeller ödeyerek kuranların o çok ciddi anlamda kanla, gözyaşıyla yarattıkları bu değeri ortadan kaldırmak. Kafalarında farklı bir anlayış var. İktidara geldiklerinde de bu anlayışı zaman zaman dile getirdiler. Sindire sindire bir geçiş süreci yaşayacağız demişlerdi. Bugün geldikleri nokta işte bu anayasa değişikliğiyle rejimi değiştirmek. Bunların temel düşünceleri buydu. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Fakat vatandaşlarımız buna fırsat vermeyecek. Biz sahada görüyoruz. Bu algılandı değil mi vatandaşlarından? Evet, yani algılandı. Sahada biz gezdiğimizde farklı siyasi partiye oy verenler dahi çok açık bir şekilde düşüncelerini ifade ediyorlar. Bu başka bir şey diyorlar. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerimiz dahi bizimle sohbet ettiklerinde biz geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdik.
defalarca oy verdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verdik. Ama bu farklı bir şey. Bu sefer oy vermeyeceğiz. Çünkü bu oylama bir milletvekili seçimi oylaması değil. Belediye başkanlığı seçimi oylaması değil. Bu adeta Türkiye'nin çok temel sorunu noktasına taşınacak bir oylama. Adeta Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Onun için açık bir dille hayır oyu vereceklerini söylüyorlar. Ve şunun da farkında seçmen. Bir milletvekili seçimi yapılmıyor. Bir belediye başkanlığı seçimi yapılmıyor ki kendi partisini tercih ederek oy kullansın. Evet, bakacak işte. Şuna evet, bakacak. Bir burada tercih var. Evet, hayır. Evet. Ve şunu da çok iyi algılamış seçmen. Hayır oyunun verilmesi halinde 17 Nisan'da çok büyük bir şey değişmeyecek. Hayat normal bir şekilde akışını sürdürecek. Cumhurbaşkanı makamında oturacak. Başbakan görevinin başında. Bakanlar Kurulu görevinin başında. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu gündemden düştüğünde Rahim Bey, parlamento belki daha da işlevsel hale gelecek. Bu gerginlik kalkacak ortadan. Gerginlik kalkacak. Daha uzlaşma kültürü yerleşmiş olacak. Kanunlar daha uzlaşılarak çıkma şansına sahip olacak. O açıdan hayır çıktığında olumsuz hiçbir şey olmayacak. Ama evet çıktığında ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir kere anayasa değişikliği teklifine göre evet çıktığı takdirde hayata geçecek, hemen geçecek iki şey var. Bunlardan evet, bir tanesi 30 gün içinde hakimler ve savcılar yüksek kurulu, pardon, yüksek çıktı. Evet, hakimler ve savcılar kurulu oldu. Kurulu. O yüksek de niye rahatsız etti bilmiyorum. Evet. Yazarken öyle yazmışlar. 30 gün içinde buradaki değişiklikler hemen hayata geçecek. Bir de Cumhurbaşkanı partili olabilecek. Evet. Yani gidip Sayın Erdoğan hemen AKP'ye girişini yapacak. Herhalde bir olağanüstü kurultay yaparlar. Herhalde. Genel başkan olur. Peki. Şimdi bu telaş bunun için mi? Hani AKP hep diyor ya, işte yollar yaptık, havaalanları yaptık, işte onu yaptık, bunu yaptık, evet, Türkiye'yi çağ atlattık. Hangi sistem? Parlamenter sistemde yaptınız bütün bunları. Evet. Ve gidip defalarca da bunları anlatarak milletten oy aldınız. Geldiniz, tekrar iktidar oldunuz. Evet. Evet. Şimdi bütün bunları bir kenara atmanın nedeni az önce sizin söylediğiniz gerekçe evet, ortaya çıkarıyor, öne evet, çıkarıyor. Rejim meselesi. Zaten söylenen de tam bu galiba. Tabii. Şimdi bakın, hayır çıktığında hiçbir değişiklik olmayacak. Tersi olduğunda ne olacak? Bakın ben çok basit bir örnek vereyim. İki tane tren var. Bir trenin yıllardır güzergahı belli, durakları belli, son durağı belli. O trenin içinde 7-8 görevli var. Makinist var, kondüktör var. Bir ekip halinde o tren yolculuğunu gerçekleştiriyorlar ve sonunda gidilecek yer belli. Bir tren de var ki güzergahı belli değil, durakları belli değil, gideceği son durak belli değil, bir belirsizliğe gidiyor. Ve bu treni de bir kişi yönetiyor. Tek bir görevli var. Makinisti de o, kondüktörü de o, marşandizi de o. İstediği yerde duruyor, istediği süratle gidiyor, evet, öyle mi? Şimdi ben seçmenlere, vatandaşlarımıza soruyorum. Hangi trene binersiniz? Denenmiş ve süzülerek bir sonuç çıkmış, güzergahı belli, deneyimli bir kadronun yönettiği bir yolculuğa mı çocuklarınızı bindirirsiniz, geleceğini garanti altına alırsınız, yoksa belirsizliğe giden, sonu belli olmayan bir yolculuğa mı çıkarırsınız çocuğunuzu? İşte o sonu belli olmayan tek kişinin yönettiği tren, evet treni, ama denenmiş bir ekip halinde seyahatin gerçekleşeceği, durakları belli olan, güzergahı belli olan, sonuçta nerede duracağı belli olan hayır trenine bindirirsiniz. Bu kadar açık. Ve ben inanıyorum bizim seçmenimiz o hayırlı treni tercih edecektir. Hem kendisinin hem çocuklarının güvenli bir yolculuğunu o hayırlı trenle sağlayacaktır. Onun için 17 Nisan'da hayır çıkacak. Hayır çıktığında hiçbir şey olmayacak. İnsanlar kalkacaklar, günlük yaşamlarını sürdürecekler, ama tersi olursa Türkiye 100 yıldır yaptığı gibi onunla devam edecek. İşte o zaman nelerle karşılaşacağımızı Allah korusun düşünmek dahi istemiyorum. Peki ama düşünelim.
Evet. Çünkü herkes bir isim. Hayır çıkacağı için bunlar. Düşünmek istemiyorum. Her halükarda hayır çıkacak. Peki. Biz tersten okuyarak evet. sizin düşüncenizin ötesinde bir platform açmaya çalışalım da ya olursa diye tehlikeleri de dikkat çekelim. Evet. Şimdi oldu ya çıktı. Cumhurbaşkanı bu yetkilerle donandı. A kişi, B kişi, Sayın Erdoğan'ı da tenzih ediyoruz, koyuyoruz kenara. İşte birisi Cumhurbaşkanı oldu ki 2019'da yapılacak daha seçim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'sinde başkan oluyor falan değil. Evet. Yani onu da öyle bir algı yaratıyor. Önce şunu, şunu bir söyleyelim. Biz hiçbir şahsa yönelik bir karşıtlıkla yola çıkmadık. Biz bu anayasa değişikliğinin özüne, ruhuna karşıyız. Bir getirmek istemez. Kim olursa olsun. Yani şahıslarla meşgul değiliz. Sonuçta herkes fani. Herkes bir süre sonra işte ömrünü tamamlayıp göçüp gidecek. Ama geçip giderken geriye bıraktıkları çok önemli. Şimdi bu sistem, bu rejim değişikliği söz konusu olduğunda bir süre sonra farklı insanlar gelebilecek. O insanların huyu suyu nedir? İşte o sistem olmayacak. Nedir? Kişinin anlayışına ve tavrına bağlı olarak bu koca ülke niye yönetilsin? Yani? Evet. İşte bütün mesele bu zaten. Yani evetle hayırın böyle çok temel, çok maddi, çok hayati farklılıkları var. Bizim ısrarla bu meseleyi bir parti meselesi olmaktan çıkarıp bunun bir memleket meselesi olduğunu söylememizin de temelinde bu yatıyor zaten. Yoksa biz kişilerle ilgili işte falan şahıs cumhurbaşkanı olacak, falan şahıs iki dönem başkanlık yapacak, ona karşı olmak adına karşı çıkmıyoruz. Biz bu anayasa değişikliğinin Türkiye'de çok ciddi bir rejim değişikliğine yol açacağını, Türkiye'nin 93 yıllık birikiminin altına dinamit konacağını düşünerek söylüyoruz. Evet. Şimdi şöyle düşünelim, diyelim ki aklına esini yapan bir cumhurbaşkanı var. Hı hı. Hani yine tenzih ederek söylüyorum şu anki görevdekileri. Bu anayasa değişiklikleriyle, bu güçle, bu yetkiyle donanmış. Sabah kalktı, kötü de bir uyku uyudu. Sabah dedi ki ben 6 aylığına o hali ilan ettim bugün. Evet. Mümkün değil mi? Mümkün. Ha. Her şey mümkün. O hali ilan ettim diyecek, altına imzasını atacak, o hali ilan edildi. Bitti tabii. Sonra o hali yok, sorgulayan yok, ya bu nedir diyen yok. Herkes kaderine razı olacak. Yok, itiraz eder. Herkes kaderine razı olacak. O hali ilan ettik. Evet. Şimdi sonra dedi ki getirin bir temiz kağıt. Dedi bundan sonra Türkiye'nin idari ve mülki yapısını değiştiriyorum, şöyle olacak. Şimdi oturdu. Dedi ki, ben bu 18 maddenin bu mümkün değil mi? Bu 18 maddenin içinde bu maddelerin tamamı yetkilerin tümünü tek elde toplayıp bu ülkeyi bir hükümrana teslim edecek bir düzenleme var. Her şeyi yapabilir. Bakın bürokrasiyi istediği gibi dizayn edebilir. Bakanlıkları yeni bir takım kapar, yeni bakanlıkları açar, sayısı farklılaştırır. Hoşuma gitmedi, bu bakanlığı değiştirdim, şunu yaptım diyebilir. Bütün yetkileri işte o bir kişiye veriyoruz. Bir kişiye verdiğimiz için de o kişinin kim olduğu hiç önemli değil. Bir kişiye verdiğimiz için o kişiyi bir güç zehirlenmesine uğratacağız. Ve biz hiçbir şekilde sonuçta insanız. İnsan yanlış iş yapabilir, beşer şaşar diyoruz. Yanlış iş yapmanın önünü kesebilecek hiçbir düzenleme yok bu 18 maddede. O açıdan bütün sorun zaten yetkilerin tamamını tek kişide toplamak. Sorun buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Bir denetleme mekanizması yok. Denge denetim diye bir şey yok. Ve kuvvetler ayrılığı ortadan kalktığı için de yasama, yürütme ve yargının farklılaşmasını ortadan kaldıracağı için de hiçbir şekilde yargının da tarafsız bir şekilde gidip buraları düzenleyebilecek ya da müdahale edebilecek bir şansı yok. O tek kişinin belirleyeceği şahısların oluşturacağı bir yargı söz konusu. Yanlı yargı var. O yüce adalet denen kavram tümüyle ortadan kalkacak. Artık ben adalete güveniyorum deme şansımız olmayacak. Dolayısıyla bu 18 maddenin tümü bütün yetkileri tek kişinin elinde toplayacak ve Türkiye'yi çok zor, kötü bir sürecin içine sürükleyecek bir düzenlemedir. Bizim karşıtlığımız bu. Biz ısrarla rejim değişikliği diyorsak bunun için diyoruz. Bizim bunu bir memleket meselesi olarak gördüğümüz için bunu söylüyoruz. Hı hı. Yarın bu ülkede
Hayır oyu çıktığında geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen, Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren seçmen, Saadet Partisi'ne oy veren seçmen hayır verdiğinde kendi düşüncesine ihanet etmiş olmayacak. Çok tuttuğu partisine yanlış yapmış olmayacak. Çünkü iktidar değişmiyor o ki. O partiyi iktidar yapan bir seçim değil. O partinin mensuplarını milletvekili yapan bir seçim değil. O partinin yerel yöneticilerini seçen bir seçim değil. O açıdan böyle bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Ve memnuniyet verici olay şudur. Her siyasi partiye mensup vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde hayırı kavramış ve hayır yönünde tavır koyduklarını da ifade ediyorlar. Peki şimdi siz konuşmanızın başında dediniz ki işte Türkiye'de kendi taraftarlarını konsolide etmek için CHP'nin yürüttüğü kampanyaya, ki parti kimliğiyle yürütmüyor o kampanyayı, işte sert bir üslupla davranıldı, fakat biz o tuzağa düşmeyeceğiz, bundan sonra da öyle davranacağız. Acaba bu nedenle mi işte Hollanda krizlerini yaşadık, Belçika krizlerini, Almanya krizlerini yaşadık, bütün bu krizleri o nedenle mi yaşadık acaba? Şimdi dün... Ya da bunun, bu krizlerin bir evet karşılığı var mı bu tarafta? Bu krizlerin gerçek niyetinin ne olduğu ortaya çıktı. Sayın Başbakan konuşmasında bu Avrupa'daki bazı ülkelerde yaşanan olumsuzluklardan bahsederken maksat hasıl oldu dedi. Evet. Bu çok çok ama çok önemli. Bir mitingde bu cümleyi kurdu Sayın Binali Yıldırım. Ne demek maksat hasıl oldu? Demek ki bir maksat var, bir beklenti var. O maksatı, o beklentiyi hayata geçirmek adına bu gerginlikler yaşatıldı. Ve bu lafı söylemesinin nedeni de AKP'nin Avrupa'daki referandum çalışmalarını sonlandırmasının ilan edilmesiydi. Evet. Yani artık gitmeyeceğiz, orada çalışma yapmayacağız. Asla sonlandırılmadı. Maksat hasıl oldu dedi. Asla böyle bir şey yok. O gerginlikler yaşandığı günlerde Avrupa'nın birçok ülkesinde Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar, milletvekilleri, parti sözcüleri adeta cirit atıyorlardı. Avusturya'da biz kriz yaşandığını sanırken. Evet, Türkiye'de ortalığı birbirine velvele verdiler ama kendi milletvekilleri, bakanları Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de, Danimarka'da bir dizi toplantı düzenlediler. Ve bu toplantıların birçoğu sokakta esnafın elini sıkan çalışmalar değildi. Kiralanan bir takım toplantı mekanlarında, salonlarda yapılan referandum çalışmalarıydı. Ama burada öyle bir algı oluşturuldu ki sanki bütün Avrupa ülkeleri kapıları Türkiye'ye kapatmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerini, milletvekillerini Avrupa'ya sokmuyorlar, onlar herhangi bir çalışma yapmıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu fırtına koparıldı. Fırtına koparıldığı günlerde size bir çırpıda onlarca isim sayarım. Bakan ve milletvekili bu bahsettiğim ülkelerde günlerce çalışmalar yaptılar. Bu hafta sonu da vardı. Önümüzdeki hafta da yapacaklar. Yurt dışındaki birliklerimiz bu bilgi akışını bize anında sağlıyorlar. Ve sosyal medyada ya da sokaktaki billboardlardaki o tanıtım ve duyuru afişlerinin tamamı bizim elimizde. AKP milletvekillerinin, bakanların hangi ülkede, hangi ülkenin hangi ilinde ne tür toplantı ve çalışma yaptıklarının tüm belgeleri bizim elimizde. Ama demek ki maksat başka bir şeymiş. Maksat Türkiye'de yaratamadıkları o olumlu havayı böyle bir gerginlik üzerinden yaratmaya çalıştılar. Maksat Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni o kaotik ortamın içerisine, kavga ortamının içerisine, o mindere çekemediklerini görünce sarılabildikleri tek olay, bir iki problem yaşanıyorsa onu büyütüp onun üzerinden milliyetçi duyguları kabartıp kendi tabanlarını konsolide etmek. Ama inanın bu da tutmadı. Bizim yurt dışındaki arkadaşlarımızın düşüncelerini çok net bir şekilde bize aktarıyorlar. Oradaki sonuçları bize aktarıyorlar. Biz görüyoruz ki bu da çok fazla tutmadı. Zira yurt dışında yaşayan 5 milyon üzerindeki vatandaşımız var. Biz burada yaşıyoruz. Artık, bize zarar gelecek artık diyorlar. Onlar, yani. Orada kolay kolay konuşuyorsunuz da. Artık onlar orada yerleşmişler, hayata tutulmuşlar. İş çevreleri var, ortaklıkları var. Geriye dönmeleri çok zor. Türkiye'ye dönmeleri çok zor. Orada artık oranın yurttaşı olarak yaşıyorlar. Birçoğu da ya çifte vatandaş ya da o ülkenin vatandaşı olmuşlar. Şimdi onların hayatını zehretmeye kimin hakkı var?
bir seçim için Türkiye ile Avrupa'daki ya da dünyadaki birçok ülkeyle ilişkileri bozmak, Türkiye'yi itibarsızlaşmaya kimin ne hakkı var? Bakın o kadar ilginç olaylarla karşılaşıyoruz ki dün Denizli'de bir olay yaşandı. Hı-hı. Belki siz de takip etmişsinizdir. Evet, şu stadyumdaki konu değil mi? Çok ilginç. Ondan bir söz eder misiniz? Çok ilginç. Yani Atatürk Stadyumu, evet. Denizli. Atatürk ve Stadyumu. O stadyum kurulduğu günden beri o stadın adı Denizli Atatürk Stadyumu'dur. Hı. Yani oraya seçim otobüsü ya da konuşma yapılacakları otobüs. Girecekmiş de. Sayın Başbakan mı, Cumhurbaşkanı'nın mı konuşma? Herhangi bir miting. İşte ikisinden birini. Hiç önemli değil. Otobüs girmeyeceği için evet. Sözde valilik tarafından o tabela indiriliyor. Evet. Sonra CHP'nin Denizli Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi giriyor. Var. Allah'tan Cumhuriyet Halk Partililerin o duyarlılıkları var. Hemen il başkanımız, yöneticilerimiz devreye girdi ve çok açık bir şekilde tavır koydular. Süre verdiler. Falan saate kadar o tabela yerine asılmazsa biz burada dünyayı başımıza yıkarız diye. Ve bugün o tabela tekrar yerine asıldı. Komedi. Bir miting için otobüs geçerken çarpacakmış da tabela indiriliyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki fütursuzca işler yapılıyor. Ama bizim oradaki arkadaşlarımız çok hassasiyetlerini ortaya koydular. Denizli vatandaşlarımız da o duyarlılıklarını gösterdi. Ve arkadaşlarımızla birlikte koydukları tepki sonucunda bugün o tabela yerine asıldı tekrar. Peki bundan sonraki süreçte CHP'nin bu referandum çalışmasında hayırdan yana kampanyası yine bu doğrultuda mı gidecek? Yoksa kampanyada farklılıklar var mı? Bizim tabii kampanyamız çok farklı. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız, yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımız ve daha da önemlisi önceki yıllarda milletvekilliğimizi, il başkanlığımızı, parti meclis üyesi üyelerimizi yapmış arkadaşlarımız, partimizin duayenleri dahi bu kampanya sürecinde görev aldılar. Hepsi büyük bir özveriyle alanlardalar. Türkiye'nin her tarafına dağılmış vaziyetteler ve ciddi bir çalışma yürütüyorlar. Yaptığımız etkinlikler çok farklı. O ilçenin, o ilin konumuna göre değişik etkinlikler yapıyoruz. Farklı toplantılar gerçekleştiriliyor ve adeta partimizin bütün mensupları yollara düşmüş vaziyetteler. Mesela bugün 29 ilde milletvekili ve parti meclis üyesi arkadaşlarımız çalışma yapıyorlardı. Yarın bu sayı daha da artacak. Son güne kadar biz çok yoğun bir şekilde alanlarda olacağız. Ama daha önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum Rahim Bey. Sandık güvenliği. Buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla gidip oylarını kullansınlar. Biz parti olarak sandık örgütlenmemizi tamamladık. Ve yurt içinde de yurt dışında da sandık görevlilerimizi bildirdik zamanında. Tüm Türkiye'deki bütün sandıklarla ilgili bizim görevlendirmemiz tamamlandı. Yani zaman zaman kaygı duyuluyor. Sandıklarda işte usulsüzlük yapılacak diye. Yani. Ama bu da çok ilginç. Bakın 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca birçok seçim yapıldı. Referandumlar, yerel seçimler, genel seçimler. Ama sizin de dikkatinizi çekmiştir. AKP iktidarı döneminde bu usulsüzlük olacak endişesi, kaygısı büyüyerek devam etti. Bundan önceki seçimlerde ufak tefek usulsüzlükler olabiliyordu. Bundan önceki seçimlerde bir takım yanlış uygulamalar olabiliyordu. Ama hiçbir zaman vatandaşlarımız bir kaygı içinde değillerdi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu bu süre içerisinde vatandaşlarımızın temel bir kaygısı var. Sandıklarda hile olacak, bilgisayar oyunu olacak diye kaygılılar. Ama o kaygılarının şunu ifade etmek istiyorum. Biz görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Sandık güvenliğini, sandık örgütlenmesini tamamladık. Huzur içinde oylarını kullansınlar. Sonuna ve kadar oylarını da kullansınlar. Sonuna kadar evet. Biz bunun sahibi olacağız. Hiçbir şekilde arkadaşlarımız oy verip o alanlardan ayrılmayacaklar. Sandık görevlilerimize yardımcı olacaklar
Ama buradan vatandaşlarımızdan istediğimiz bir husus var. Bu çok önemli. Türkiye'nin geleceği için önemli. Türkiye'nin meselesi olarak nitelendirdiğimiz bu seçim çok önemli. Çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidip oylarını vermeleri. Evet. Sadece sandığa gidip kendilerine oy vermeleri yetmiyor. Mutlaka komşularını, arkadaşlarını, akrabalarını harekete geçirip onları da duyarlı kılarak birlikte gidip oy verme işlemlerini gerçekleştirmeleri evet, lazım. Yani vatandaşlık birinci bu. Gerekiyor. Yani vatandaşlık birinci sadece ben oyumu verdim kardeşim, ben bu görevi ifa ettim demekle yetinmemeliyiz. Dediğim gibi mutlaka birbirimizi duyarlı kılmalıyız. Birbirimizi yardımcı olup sandığa götürmeliyiz. Mutlaka ve mutlaka oy verme oranını arttırmalıyız. Evet. Anketler de onu gösteriyor. Oy verme oranı arttıkça hayırların da oranı artacak. Hayırın oranı artacak. Peki CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Sağ olunuz.